Dünyadaki ve Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza getiren Teknovia, bugün yine çok farklı bir programla ekranlarınıza geliyor. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü. İşte bu güzel günde bir güzel haber de Afrin'den Mehmetçiklerimizden geldi. Evet, bugün an itibariyle Afrin düştü. Bize bu onuru ve gururu yaşatan Mehmetçiklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, bugünkü konumuz yine Afrin'le ilgili olacak. Afrin'de Mehmetçiklerimiz milli ve yerli silahlarımızı kullandı ve teröriste göz açtırmadı. Kısa bir süre içerisinde de Afrin'i teslim aldı. Yüksek tutuş! Havada! Karada! Karada! Denizde! Denizde! Çölde! Çölde! Çatakta! 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 Çanakkale'de! Çanakkale'de! Siirt'te! Siirt'te! Racu'da! Racu'da! Cinderis'te! Cinderis'te! Afrin'de! 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 Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Hazır! Daima hazır! Hazır! Daima hazır! Komando! Ölmez! Vatan! Ölmez! Vatan! Ölmez! Dikkat! Allah komandoyu korusun! Sağ ol! Sas duruş! Konumuz bugün milli ve yerli silahlarımız dedik. İşte şu ana kadar kendilerini süper güç olarak tanıtan ülkeler kendi yapmış olduğu silahlarla ilgili filmler çekti. Şimdi ise sıra bizde. Milli ve yerli silahlarımızla yapmış olduğumuz filmler vizyona ardı ardına girmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Bordo Bere 2 Afrin filmi. Makina kimya endüstrisiyle ilgili daha önce birçok yayını ekranlarınıza getirdik ve hepsi de izlenme rekorları kırdı. Size buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Bordo Bereliler 2 Afrin filminde bir tanıdığa rastladık. Daha önce de milli ve yerli silahlarımızın tanıtımını yaptığımız Mehmet Demirel'e. Şimdi Mehmet Demirel yine Bordo Bereliler Afrin 2 filmiyle ilgili detayları verecek. Milli ve yerli silahlarımızla ilgili ayrıntıları ondan alacağız. Patlama sahneleri nasıl yapıldı, nasıl silahlarımız kullanıldı, milli ve yerli olan, gururumuz olan silahlarımızı Mehmet Demirel tanıtacak. Bordo Bereliler 2 Afrin filminin yönetmeniyle beraberiz. Sayın yönetmenimiz atış yaptı. Silah hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya evet, çok güzel. Zaten film başlamadan evvel de çok heveslenmiştik. Gerçek silahları kullanmak, tabii eğitim mermileriyle beraber kullanmak çok keyifli bir şey. Ama tabii ki hiçbir zaman kullanmayı istemeyiz. Ama bunun %100 yerli olması, tamamen her şeyimizde bizim kontrolümüzde olması çok gurur verici bir şey. Bunu filmde kullanmak bizim için daha gurur verici bir şey. Yukarı mı atmam lazım? Fark etmez. Fark etmez. Ha? Öndeki bir şey yok. Sen hazır olduğunda söyle, kayda gireyim.
Ben hazırım, ben onu kesildim. Girdim kaydı. Tamam. Ben çok eğlenceli. Tamam. Daha da mı? Var. Bitti. Bitti ya. Evet, silah hakkındaki görüşünüzü alalım. Çok güzelmiş. Ben acaba teper mi diye endişe etmiştim ama yok yani. Bu kullanmış olduğunuz silah piyade tüfeği konseptinde dünyanın en iyisi. Milli bir üründür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı, makine kimyanı yapmış olduğu bir üründür. Şu an dünyanın en iyi silahını elinizde tutuyorsunuz piyade tüfeği olarak. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Gerçekten çok güzel. Ve Türk yapımı olması aynen. Gurur duyulacak bir şey. Gurur duyulacak bir şey. Yok, çok keyifli bir de. Gerçekten. Mehmet Demirel yanımızda yine. Daha önce de ekranlarınıza getirmiştik. Ve milli ve yerli olan, milletin silahı olan hem MPT-76'yı, hem MPT-55'i, hem de Boro 12'yi tanıtmıştık kendisiyle. Evet. Ben şimdi yine teşekkür ediyorum kendisine. Afrin. Bordo Bireliler 2 filminde işte bu arkamızda görmüş olduğunuz sette karşımıza çıktı. Evet. Danışmanlığında sanırım siz yaptınız. Evet, evet, evet. Ve tamamıyla milli tamamen ve yerli olan silahlarımız kullanıldı. Kullanıldı. Aynı zamanda da diğer filmlerde görmeyeceğimiz gerçek sahnelere. Çok gariptir. Biraz sonra belki kesin açıklama fırsatı olacak. Burada gerçek patlama sahnelerinde de makine kimya endüstrisi kurumunun Elma Dağı'ndaki barut fabrikasının barutu kullanıldı. Yani tamamen filmde kullanılan silahla ve patlama sahneleriyle alakalı bütün mühimmatlar ve silahlar makine kimya endüstrisi kurumuna ait. Teknovya, Muhammed İnici, ekibinizle hoş. Ekibiniz ve siz hoş geldiniz. Çok sürpriz oldu gerçekten. Film setinden sizinle tekrar karşılaşmak. Sizinle yine ortak bir röportaja, milli bir davaya hizmet etmek bizim açımızdan onur verici bir şey. Tekrar hoş geldiniz. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Bordo Bereliler Afrin 2 filminin setindeyiz. Bugün Çanakkale Deniz Savaşı'nın 103. yıl dönümü. Bunu söylerken Çanakkale Deniz Savaşı'mızda şehit olan ve daha sonra gazi olup hayatını kaybeden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin, bütün ölenlerimizin geçmişle yad ediyoruz ve hepsine dualar gönderiyoruz. Tabii Çanakkale Savaşı'nın 103. yıl dönümünde bugün çok ama çok önemli bir olay daha gelişti. Girilemez dedikleri, yapamazsınız dedikleri, yapmayın dedikleri, bizim silahları kullanmayın dedikleri, sadece oradaki masum halkın özgürleştirilmesi için, adalet için, özgürlük için gittiğimiz Afrin'e bugün Türk bayrağı çekildi. Bugün Afrin halkının kurtuluş günü. Bugün Afrin'in düştüğü bir gün. Bugün Afrin'e adaletin geldiği bir gün. Ve bugün eminim ki en az bizim kadar Afrin'de yaşayan bütün Suriyeliler de çok mutlu, çok heyecanlı ve çok sevinçli. Bu açıdan böyle anlamlı iki günde sizi aramızda görmek ve Afrin'le bir alakalı bir filmin setinde sizinle buluşmak hakikaten harikulade bir şey. Biz Bordo Bereliler 2 Afrin'i çekiyoruz. Yıllarca standlarda silah tanıtırken hep şunu söyledik. Silah yapmakla bu iş olmuyor. Bu sadece toplum mühendisliğinin bir kısmıdır. Biliyorsunuz yıllarca hiç silah yapmadan toplumu kandıranlar veya bir tek kişiyle dünyayı kurtaranlar hiç savaş kazanamadığı halde birçok alanda savaş kazanmış gibi filmler yaparak toplumu etkileyen ülkeler vardır. Biz Bora'yı yaptık. Bora'yla başladık, MPT'yle devam ettik. Bu silahların üretim kısmı makine kimyaya ait. Makine kimya endüstrisi kurumuna ait. Makine kimya bu konuda görevini yaptı. Birinci aşama olarak. Ve silah, standlarda silah tanıtırken şunu söyledik hep. Dedik ki silah yapmakla olmuyor, biz silahı yaptık. Siz sosyal mecralarda bunun, bu silahların bir fotoğrafını dahi paylaştığınız an en az bizim kadar bu silah yapımına hizmet etmiş olacaksınız dedik. Gördük ki Türkiye artık
silahlarına benim mi silahım diyor. Ve bunun takipçisi oluyorlar. İşte 30 yıl çalıştım bu silahlarla beraber. 30 yıl emek verdim. Ama artık bir noktada dur demek gerekiyor. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası'ndan geçen yıl aynen bugün emekli oldum. Ve sevgili yapımcımız Erdoğan Yaprak ve Ali Ertem kardeşlerimizin bu konuda talepler olan teknik desteği sağlamak adına burada aynı paralel dünyaya bakış açımızı da burada icra etmek için birlikte bu film setinde buluştuk. Bordo Bereller Afrin filmi. Aslında film çekmek çok meşakkatli bir iş. Hakikaten çok zahmetli bir iş. Burada sanattan kostüme kadar, prodüksiyondan diğer makyaja kadar ve özellikle oyuncularımızın birçoklarının bu filmi ve bu filmde yer alan sahneler gerçek yaşayarak çektiklerine şahit oldum. Burada Bora 12, MPT-76, MPT-55, MPT-55K, tabii siz bunları duyarken ben daha devam edeceğim. Tamburalı bombatar kullanıldı. Tabii bütün bunlar ileride bir manipülasyona mahal vermemek için özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kullanılan bu silahların tamamı filme yönelik üretilmiş olup manevra mermisi atmaktadır. Yani çok yakındaki bir kişiye dahi bir olumsuzluk durumunda, isabet etmesi durumunda herhangi bir hasar vermemek. Ama gerçek aksiyonu yaşatmak adına, gerçek o ambiyansı yaşatmak adına manevra mermisi kullandırdık. Şunu da unutmayalım ki, film çekiyoruz. Sadece Mehmetçiğin Afrin'de, İdlib'de, Elbap'ta hissiyatının %1'ini bu ekranlara yansıtabilirsek inanın çok şey başarmış oluyoruz. Ne demek istiyorum? Mehmetçik bizim bu %1'lik kısmının %100'ünü yaşıyor. Onlar niçin yaşıyor? Özgür bir vatan için. Hep dedik ki, geleceğimize bırakabileceğimiz en büyük mirasımız özgür bir nesildir, özgür bir vatandır, özgür bir bayraktır. Ezanlarımızın susmaması demektir, bayraklarımızı dinlemesi demektir. Bu noktada Bordo Bereller ki Afrin filminin çekiminde yaklaşık 1,5 aydır kar, kış demeden, özellikle sabahlara kadar çalışarak sayın yönetmenlerimiz, sayın oyuncularımız, bütün arkadaşlarımız ki bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan yapımcı arkadaşlarımızla beraber bu filmin çekimine devam ediyoruz. Bu filmde, bakın çok ilginçtir, bu filmde kullanılan bütün silahlar gerçek silahlar. Milli silahlar. Özellikle biz buna çok dikkat ettik. Milli silahların kullanılması. Size çok ilginç gelecek, biraz önce açılışta da bahsettim. Burada patlama sahneleri de gerçek. Patlama sahnelerinde kullanılan barutlar da makineye aittir. İşte bakın dün hiçbir şeyimiz yok iken bugün silah yapıp ve bu silahların sete taşınması için Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın özellikle Makine Kimya Genel Müdürü Sayın Ahmet Bey'in vermiş olduğu izinler doğrultusunda bizim bu silahlar burada kullanılıyor. Tabi burada bütün bunları söylerken çok büyük emeği geçen, bu vizyonu yakalayan insanlara da buradan adını almadan geçmemek olmaz. Sayın Silah Fabrikası Müdürü Derviş Ocakçıoğlu, Çankırı Silah Fabrikası Müdürü Sayın Selim İş kardeşlerimize buradan yad etmek istiyorum. Onları da anmak istiyorum. Onların da çok büyük bir emekleri var. Tabii ki ben bu kelimeleri kullanırken bir ismi özellikle en sona bıraktım. Bir kişi var ki bütün bunların oluşumunda, bütün gelişmelerinde korkunç yardım olan ve izinler için bütün makamlarla görüşen ve sürekli bu tür projelerin hemen yanında ve yanı başında yer alan Sayın Sedat Mutafoğlu'nu unutmayacağımı hepiniz bilirsiniz. Sayın Sedat Mutafoğlu'nun bu noktada bu filmlerin çekiminde kullanılan silahların kullanılması da alacak izinleri ve önlerimize konulan bürokratik engelleri kaldırması noktasında çok ama çok büyük katkısı var. Kendisine buradan özellikle sonsuz teşekkür ediyorum. Yine bir teşekkürler. 1,5 ay boyunca bu setin, set tozu yutmanın ne demek olduğunu çok iyi anladık. Bu setin tozunu yutan, benimle beraber yutan, yine silahlarla birlikte danışmanlık yapan Sayın Kürşat Keleş kardeşime de sonsuz teşekkürler ediyorum. Afrin operasyonu aslında bize çok şey anlattı. Bizim ne anladığımız çok önemli. Ben çok şey anladım. Almanlar oradan, Almanya oradan kalktı.
2 Leopard tanklarımızın modernizasyonunu yapmıyoruz. X ülke dedi ki bizim silahlarımızı kullanmayın. Hele bir takım ülkeler var ki bizim stratejik ortağımız gibi gözüküp birlikte NATO'da görev yaptığımız ülkeler en yeni silahlarını terör unsurlarına, terör örgütlerine verdiler. Onlara eğitim desteği verdiler. Onlara bir metrelik, bir metre kalınlığında beton dökerek duvarlar ördüler, kanallar ördüler. Ama bir şey unuttular. Bir, Türk'ün imanı, itikadı, makine kimyanın silahlarını unuttular. Neden unuttular biliyor musunuz? Biz şimdi hep silahlardan bahsediyoruz. MPT'den bahsediyoruz. MPT-55'ten bahsediyoruz. Bora'dan bahsediyoruz. Bakın bunların bütün fuarlarda geçmiş, bunlar bir başlangıç dedik. Ben şu an makine kimyada çalışmadığım için bunları açıklayamam ama birçok projenin de devam ettiğini çok iyi biliyorum. Günü ve zamanı geldiği zaman bunu açıklayacaklar. Birçok proje şu anda zaten artık yine söylediğimiz gibi güneş bir açıklaması varmayacak. Bu projeler devam edecek. Peki bütün bunları anlatırken NEP yani nüfus edici bombayı biz nasıl unutabiliriz? İşte bu da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun mühimmat fabrikasında yapılan işte bizim çift zırh derici dediğimiz yani bir taraftan dağı patlatıyor diğer taraftan çıkarken yine patlatıyor dediğimiz bugün girilemez dedikleri Buse Dağı'nda kuşatamazsınız dedikleri Afrin'de düşüremezsiniz dediğiniz Afrin'de Türk bayrağının oralara dalgalanmasının en büyük sebeplerinden Türk Savunma Kuvvetlerinden sonra en büyük sebeplerinden bir tanesi bunlardır. Unutamadığım anım, evet, unutamadığım anım var, tabii ki var. Şimdi bu filmde Türk insanlığın, Türk kamuoyunun birçok tanıdığı isimlerle birlikte çalıştık. Tabii film seti çok farklı bir ambiyans. Kusura bakmayın, duraksadım çünkü duygulandım. Afrin operasyonu olduğu zaman maalesef istemediğimiz ama bir de kaçınılmaz bir gerçek var, şehit. Yine buradan Afrin'de şehit düşen yüce Türk Mehmetçiğinden şehit düşen kahraman askerlerimizin Rabbim onları Peygamber Efendimizin yanında ikamet ettireceğini çok iyi biliyorum. Çünkü onların öyle olmadıklarını ben çok iyi biliyorum. Kendilerine Rabbimin cenneti vaat ettiğini de biliyorum. Ailelerine yalnız başsağlığı demek istiyorum. Burada Özgür Suriye ordusunda kaybettiğimiz şehitlerimizin de ailelerine başsağlığı demek istiyorum. İşte unutamadığım an bu şehitlerimizin bir mezar çekimi vardı. Ben o anı hiç unutamıyorum. O anı ben gerçekten yaşadım. Çünkü bir tabut gördün mü? Gördüğümüz zaman üzerinde albayrağımız, o yüce Türk ordusunun, yüce Türk milletinin kan kırmızısı, özgürlüğümüzün timsali bayrağımızı gördüğümüz zaman etkilenmemek, üzülmemek öyle değil. Orada çok etkilendim. Bunu da nefes aldığım sürece aklımdan çıkarmayacağını tahmin ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Mehmet Demirel'le sohbete doyum olmuyor. Saatlerce sohbetimiz de sürebilir. Ben son sözlerinizi ve ekleyeceklerinizi alalım. Bugün de burada programımızı kapatalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Bizleri hakikaten onurlandırdınız. Sette tekrar sizinle birlikte olmak hakikaten çok güzel bir şeydi. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Çakalın özgürlüğü kurt ayağa kalkana kadar. Çakalın özgürlüğü kurt ayağa kalkana kadar. Mehmet Demirel'le Bordo Belirler 2 Afrin setinden ekranlarınıza geldik. Ama şunu söylemeden de programı kapatmak istemiyorum. Asım'ın nesli derin uykusundan uyandı. Ve yeni dünyanın ihya ve inşası için, bugün adalet için, barış için Afrin'de, yarın hürriyet için başka yerlerde olabilir. Ve mevzu adaletse, barışsa, özgürlükse bize her yer Türkiye.